Evet sabah sporunda ikinci saat dilimindeyiz. Gelişmeleri sizlerle paylaştık. Yeni güne yansıyan ilk detayları göreceğiz. Nevzat Dindar bu bölümde de bizlerle birlikte hemen Fenerbahçe'nin gündemini konuşarak başlayalım gazete turumuza. Ee, şöyle sayfalarını ekranlarımıza getirelim. Fanatik gazetesinin ilk sayfasıyla başlayacağız. Vizyonda son nokta Ali Koç teknik direktör konusunda inanılmaz bir hata yaptı demiş fanatik gazetesi. İki hafta geçti. Fenerbahçe teknik direktör Ersun Yanal'ın boşluğunu. Hala dolduramada taraftarlar, Luchescu, Zico e, gibi dünya markalarının gelmesini beklediler. Birçok ismi konuştuk burada. E, Erol Bulut ismi geçti. Yerli adaylarla e, görüşüldüğü yönünde haberler de yapıldı. Ama Ali Koç beklenmedik bir adım attı. Birincilik ekibi Altay'ın hocası Yalçın Koşukova ya teklif götürmüşler. E, ama teknik adam Koç'u geri çevirmiş. Bu sezon iki takımda çalışan koşukaban başka bir ekipte görev yapamayacak olmasına rağmen teklifin götürülmesi konusu biraz eleştirildi. Sezon sonunda yeniden görüşüleceği konusu gündemde. Böyle bir açıklama da geldi Fenerbahçe cephesinden. Nasıl yorumluyorsun? Yani bunu nasıl öngöremediler, nasıl Sayın Koç'u çevresindekiler uyarmadılar? Hakikaten anlaşılabilir bir durum değil. Yani büyük bir skandal aslında baktığınızda. İsmi ayrıca konuşabiliriz, tartışabiliriz. İsmin Fenerbahçe gibi bir kulübü e, geri çevirmesini ayrıca konuşabiliriz. Ama zaten sezon içerisinde iki kulüp çalışmış bir teknik adıma böyle bir teklifin gitmesi bence çok sıkıntılı. Hakikaten sıkıntılı. Yani başlık bu yüzden e, çarpıcı bir başlık. E, maalesef maalesef Sayın Koç, sizleriyle hareket etmiyordur herhalde. Birileri yönlendiriyordur. Birilerinin e, tavsiyelerini dikkate alıyordur diye tahmin ediyorum. E, ayrıca Yalçın Kaşı kabak isminin de bir heyecan uyandırmadığını ifade edeyim. Hı. Elbette benim de bildiğim e, evet, olumlu ifadeler kullanabileceğimiz e, antrenman bilimi vesaire şu bu. Ama Yalçın Koç Kabak e, gelip Fenerbahçe heyecanlandıracak, Fenerbahçe taraftan heyecanlandıracak ya da kulübü ayağa kaldıracak bir teknik adam değildir. Ben burada daha herkesin okey diyeceği bir, herkesin tamam işte bu evet. diyebileceği bir teknik adam olmasını beklerdim. Fanatik'in 9. sayfasında da ayrıntılar var. Oraya da bakalım <laughs> o zaman. Ekranlarımıza gelecek sürprizin böylesi demiş Fanatik gazetesi de. Taraftar şu anda isyanda. Çünkü birincilik ekibinin hocası ikna edilemedi. Tabii şu ana kadar bir teknik adamın bulunmamış, başa getirilmemiş olması da taraftarın tepkisini çekti. Koşu Kavak demiş ki ayla hedeflerim var. Şu anda takımımı bırakıp gelemem." diyerek Fenerbahçe'yi geri çevirmiş ama Sezon sonunda galiba bir temas olacak gibi duruyor. Sen doğru bir aday olmadığını söyledin. E hayır yani Fenerbahçe zaten kabul edemiyorsun. Yani statü gereği gidemiyorsun hı hı. da hani ben Fenerbahçe'yi kabul etmiyorum falan diyemezsin yani. Diyen adamı da Fenerbahçe getirmez. Ama bu olmamalı. Yani Fenerbahçe'nin şu kriz ortamındaki çıkış yolu yalçın koşu kabak olmamalı olmalı ya da ne bileyim Hı. bu tarz böyle daha e, sansasyonel isimler olmalı. Başka adaylar da var yeri gelmişken onları görelim. Manşetimiz çok çünkü Sabah gazetesi de e, spor kapak sayfasında Slaven Bilic'den bahsetmiş. Okumuşsundur. Getirelim ekranlarımıza bir. West Bromwich'i çalıştırıyor. Beşiktaş'ın eski hocası Bilic. Bilic. E, yüksek miktarda paraya ikna olacağı gelen bilgiler arasında. Öyle bir detay da var. Taraftarlar. Nasıl bakarlar tabii. E, Beliç şey. kötü değil. Beliç e, bence heyecan uyandırabilecek bir teknik direktör. Hı. Benim de beğendiğim bir e, çalıştırıcı. Championship'te galiba e, damga vuruyor. Şu an iyi gidiyor diyebiliyorum. E, yani gelirse açıkçası Fenerbahçe açısından olabilir. E, ama bir sistem kurmak lazım. Yani bir tarafta Yalçın bak diğer tarafta Bilic Dağ mı hakikaten, da konuşuluyor. Hakikaten e, şey değil. Foto maçta dağım demiş. Oraya da bir bakalım. Fenerbahçe Çok sıkıntılı. Kim yani, olacak? Yani, Sayın Koç ararken. galiba artık şeye gidecek. Yani mülakatla falan Fenerbahçe Hoca alınacak. Yani i̇şte, Yalçın Koçuk'a bak. Biliç. Yok dağım. Yani şey, şey, koç grubuna sanki şey alıyorsunuz. Yani bir departmanı bir yönetici alıyorsunuz. Fenerbahçe'nin hocası başka olmalı ya. Fenerbahçe'nin hocası geldiğinde yer yerinden oynamalı. Manşetler olmalı. Yani Yalçın Koşukavak mıdır? Hı hı. Az önce, kusura bakma Çiğdem, az önce ilk bölümde bir şey okumuştun. En Hangisi? çok konuşulan teknik direktörler diye bir haber okumuştun. Evet. Bir numara kimdi Fatih Terim. Yalçın Koşukavak gelse sen gazete sayfalarında çok yer tutacağını düşünüyor İki musun? İki numara Sergen Yalçın, üçte Ersun Yanaldı. Ya çok zayıf kalır. Et. Bak Sergen Yalçın bile çok üsttür yani, üst düzeydedir ki Sergen Yalçın bile hala hani daha tam oldum mu olmadı mı hı hı. hazır mı değil mi diye konuşulurken Erol Bulut'a şüpheyle bakılırken Yalçın Koşuk yani böyle bir Yalçın Koşuk'a e, hayran bir kitle var biliyorum ben de bizim de çevremizde var. O yüzden ben şey değilim çok negatif değilim hı hı. ama Fenerbahçe için de şu an yok yani burası deneme Tahtası Fenerbahçe değil. cephesi de teması doğruladı ama görüşmeler sezon sonu yeniden değerlendirilmek üzere sonlandırılmıştır denildi. Altay'dan da bir açıklama geldiğini söyleyelim bu konuyla ilgili. İki cephede yani doğruladı. Aykut Hoca'ya sorulmuş bak orada minik bir detay var hemen senin sol tarafında. Ee, tekrar Fenerbahçe'ye gideceğiniz konuşuluyor. Doğru mu sorusu üzerine şu an için öyle bir şey yok demiş. Aykut Kocaman gündemdeydi. Abdullah Avcı ismi geçti bir ara gibi gibi birçok aday konuşuluyor. Şey var, e, yine Almanya'da bir iki tane genç, gerçekten de idealist, Hı -hı. önü açık teknik adamlar var. Tayfun Hoca'yı ayrı tutuyorum. Tayfun Korkut da olabilir ama yani Yalçın Yalçı Kim, hangi referansta? Yani hakikaten Emre Belezoğlu'nun şey midir, tercihi midir? Evet. Düşünsene Emre Belezoğlu şey gelirse, Yalçın Koşuk'a gelirse Emre Belezoğlu'ndan küçük, yaş olarak küçük. Yani muhtemelen Emre Belazoğlu sportif direktör, Yalçın Koşukavak teknik direktör. Yani, umarım başarılı olur ama açıkçası ben bir futbol olarak çok da heyecanlanmadım. Bakalım önümüzdeki günlerde neler yaşanacak teknik adam konusuyla ilgili gelişmeleri de sizlerle buluşturacağız manşetler üzerinden diyelim. Biraz Beşiktaş'ın gündeminden bahsedelim istersen. Tamam. Sen bir şey söyledin demin sayfalar ekranlara gelirken ben de onu sorayım sana. Taraftarların bir şüphesi mi var Sergin Hoca ile alakalı? Kim? hani konuştuğu Hayır hayır. Ee, taraftarlar demek istediğim taraftarın asla bir şüphesi yoktu? Ben futbol taraftar zaten sonsuz bir kredisi evet. ve Aynen desteğiyle öyle. geldi. Ama futbol kamuoyu Sergen Hoca ile alakalı hani gittiği takımlarda sonunu getirememesi, ayrılıkları evet. vesaire böyle biraz hani şeydi. Bir soru işaretleri vardı ki ben de yoktu. Ben açıkçası Sergen Yalçın çok e, önemli bir teknik direktör olacağını düşünüyorum. Hı hı. Çok zeki bir e, çalıştırıcı. E, futbolculuğunda da öyleydi. E, onu kastettim yoksa asla Beşiktaş taraftarının şeyin gözünde Sergen Hocanın yeri başka yanmış, zaten. Yanlış anlamış olabilirler diye de bir sanırsam yapmak istedim. Sabah gazetesinin 23. sayfasına uzanalım hemen. Planlar bozuldu. O gün şu aynı olduğunu bir habere hızlanıyoruz. E, Çok fazla başlığımız var. Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını Beşiktaş'ın hesaplarını alt üst etmiş durumda. E, biliyorsun ekonomik açıdan ...rahatlık sağlayacak bir bağış kampanyası planlanıyordu. Mecburen o ileri bir tarihe ötelendi. Vida veya içten bon servis geliri etme hayalleri vardı. Ama şu an için rafa kalkmış durumda. TFF'den de bir bütçe kolaylığı istenmiş. Neler yaşanacak bu konuyla ilgili? Kulüplerin ekonomileriyle alakalı bunları da konuşuyor olacağız. Bu arada... Yabancılar da konuşmuş koronavirüsle alakalı. Rahatız ama tedbirliyiz diyorlar. Foto Maç gazetesinin dördüncü sayfasında görelim. Türkiye'de ilk vakanın Avrupa'ya göre çok geç görülmesi sebebiyle daha rahatlarmış ama tabi Yabancı oyuncular ne? büyük Bakayım. risk grubu yalnız. Yani yabancı oyuncuların geleni gideni tesislerde falan eksik olmaz. Akrabaları yok, kuzeni yok, babası yok, bilmem amcası, dayısı. risk grubu ama hakikaten Türkiye güvenli bir ülke. Umarım ...kötüye gitmeyiz. Umarız. Yani... ...şu ana kadar iyi getirdik ama... ...biz esas şeyi görmedik yani. Burada bireysel olarak bizim... ...önlemlerimizi alıp devletimizin işini... ...kolaylaştırmamız lazım ama işte... ...sadece benim senin olmuyor. Yani yurt dışından gelen kişilerin de... ...karantinaya kabul etmesi lazım. Yani değil mi? Kesinlikle. Yani bu ülkece bu mücadeleyi vereceğiz... Peki rotasyondan bahsetmiş Foto Maçı gazetesi. Burak Yılmaz biliyorsun e, kalp cezalısı Antalya maçında yok. E, Gökhan Gönül ve Boateng'in durumları ise maç günü netleşecek. Bu durumda bir rotasyon gelecek herhalde değil mi? Mecbur Me olarak. Mecbur. Hmm. Tabii Beşiktaş özellikle iç sahada seyircisi olmadığı vakit etkili olamayacak yani. O baskı belki kuramayacak ama Antalya Spor'un da dikkate alınması gereken ligin ikinci yarısının flash takımlarından bir tanesi.